Zaten bunun cevabını sandıkta verdik. Olmazsa bir dahaki sandık tamamen veririz. Bunlar böyle devam etsin. 10 bin lirayla kendileri geçinsin. Veyahut da şöyle kendi harcamalarını biraz kıssalar daha iyi olur aslında. Ama emekliyi düşünmüyorlar yalnız. Hiç düşünmüyorlar. Vallahi ülkenin durumu ortada. Yani emeklilerin durumu ortada. İnsanlar yani kent lokantalarına gidiyorlar, et kuyruklarına gidiyorlar. Yani yıllardır emeklinin durumu belli yani. Ben de kendim emekliyim özel bir bankadan. Yani inanılmaz insanlar zor durumda. Kira 15 bin, 20 bin lira. Bir kilo et 700-800 lira. İnsanlar zor durumda, geçinemiyor. Şimdi bugün de açıklamasını televizyonda izledim. Asgari ücrete zam yapılmayacağını. Yani emekliye de %25 falan gibi bir şey söylediler. Bilmiyorum yani ülke gerçekten şeyde yani karanlık bir gidişatı var yani. Gerçekten sıkıntılı bir ülke. Onun için Allah yardımcısı olsun insanların. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle oturduğu makam unutmasınlar ki Resul makamıdır. Ama kimse bugüne kadar çıkıp da bunu izah etmedi. Resul makamı nedir? Peygamber Efendimiz'den gelme. Allah'ın selası edin onu. Bunu demek istediğim şu ki adaletli olsunlar. Sizden ricam bir çıksınlar ya. Şu halkın bir neler yaptığını, nelerle uğraştığını bir görsünler. Semalı çocuklar. Sen kalkıyorsun Suriyeli vatandaşları, Arap. Ben ayrımcılık yapmıyorum ama böyle bu şekilde insan ayrımcı oluyor yani. Benim vatandaşım dururken sen kalkıyorsun. Ya konuşturmayın beni neyse. Kusura bakmayın, özür diliyorum, sadece şunu söylüyorum. Sağduyulu olsunlar. Ellerini vicdanına koysunlar. Başka bir şey demiyorum. Ölüm olduğunu hiçbir zaman unutmasınlar. Kendilerine harcarlar. Birisi 5 maaş alır, birisi 6 maaş alır. Bizi de süründürürler böyle. Ne zaman zam var ki emeklere? Hiçbir zaman zam olmadı ki. Bu parti yerli geldi bu hükümet. Emeklerimiz mahvolduk. Ben 30 yıldır emekliyim. Benim maaşım hep asgari ücret üzerindeydi. Daha 2019'a kadar. Şimdi onun altındayım ben. Bizim haklarımızı yediler. Ben bunu dile getiriyorum. Abinin dediği gibi ben bu partiye bir oy hiç vermedim, vermem de. Vermem oy buna. Çünkü işçi, memur, emekli sevmiyor. Ana bir bu iki. Ana da sevmezdi emekliyi, işçiyi. Bunları sevmiyorlar. Onun için tavsiye etmiyorum. Bu partiye ben oy vermedim, vermem de. Diyeceğim bu. Ben mağduruz yani. Yani önce geçiriyorduk, tatile gidiyorduk çoluk çocuk. Şimdi Eyüp Sultan Camii'ye ziyarete gidemiyoruz. O sıkıntıdan yani. Yani mağdur kaldık yani. Bayramlarda sorunlarda bir şey geliyor. Elimizi önce veriyoruz, şimdi veremiyoruz. Daha ne diyelim yani? Daha bunun kötüsü olur mu? Artık şeye düştük, zekat bitirecek diye bir bakamıza bekliyoruz. Emekliyiz ya, gelir de yok. Bakalım kim zekat, kim biter geçecek. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi onu yaşıyoruz. Bekliyoruz kapıda. Diyeceklerim bu kadar. Bence yapılması gerekiyor yavrum. Hayat zor, şartlar çok zor. Olması gerekiyor. Şaşkınım. Şaşkınım. Çok yanlış. Emeklilerin hali perişan. Biri de ben. Geçinebiliyor musun? Yok. Evimiz kira değil en azından. Geçinmeye çalışıyoruz işte. Ne yapalım? Emekliyim. Zaten beklemiyordum. Yani sürpriz olmasını beklemiyordum. Neden beklemiyordum dersen. Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle bir cümlesi oldu. 2024 yılı emekliler yılı dedi. Yani resmen bizimle kafa buldu. Yani bizimle alay ediyor. Halbuki bugüne kadar 20 yıldır bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan yapan emeklilerdir. Bizim yaş grubumuzdur. Ama bize bizimle resmen böyle kafa buldu yani. Milletvekilleri de öyle. AK Parti bütün milletvekili de aynısını yaptı. Peki sonuç ne oldu? Bakın Türkiye'nin tamamının her tarafı kırmızı oldu. Bu İmamoğlu'nun başarısı değildir. Bu başarı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi kazandıysa emin ol bunu Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Neden derseniz bizimle resmen kafa buldu. Yani hedef 2023'tü. Ne demekti bu? Hedef 2023 yılında biz başaracaktık. Ülke daha iyi gidecekti. Şimdi soruyorum. Memurlara seyyana 8 bina yaparken 5 ona yap, 3 de bize yapsaydı, 4 yapsaydı emin ol bugün böyle olmazdık.
Bugün ev kirası, en kötü ev kirası 15 bin lira ama emekli maaşı 10 bin lira. Ben 30 yıl çalışmışım, emekli maaşı 10 bin lira. Bu hak mı? Bu şimdi adalet mi? Soruyorum size ya. Ya aslında söylenecek çok şey var ama inşallah düzelir diyorum ama ben yine beklemiyorum. Çünkü neden? Mehmet Şimşek Sayın Bakan'ın açıklamalarından görüyoruz. Hayır, ekonomide böyle bir şey taviz verilmeyeceğine dair açıklamalarını her gün dinliyoruz. Yani sosyal medyadan, haberlerden her zaman bunu takip ediyoruz, görüyoruz. Söyleyecek bir şey bilemiyorum. Hayırlısı diyelim artık yani. Ama görüyoruz yani halimiz, insanlar belli. Yani gerçekten ben şu anda kirada oturuyorum. Kira çok zor. Yani 10 bin liranın altında kira yok. En düşük kira yani, en düşük. Kısmet. Görelim. Neylese Mevlam güzel eyler diyelim. Ama böyle giderse 2026-2027 yılına kadar erken seçim olur. Çünkü artık insanlar bıçak kemiğe dayandı. Gerçekten öyle. Yani durum çok kötü. Yani Sayın Bakan'ın işte bununla ilgili açıklama yapmamasını ben sürpriz olarak, sürpriz değildi bizim için. Bir de şu var ama seçimlere bir hafta 10 gün kala Muhammed Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara mitinginde veya İstanbul mitinginde emekliler için çok güzel sürprizler olduğunu söyledi. Oldu mu? Çok güzel sürpriz yaptı bize. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bize güzel sürpriz yaptılar. Emeklinin E'sini dahi kullanmadılar bize o gün. O mitingde E'sini dahi kullanmadılar. Genel seçimlerde, İstanbul mitinginde, havaalanında 1,5 milyon insan vardı. Reis dedi ki 650 bin insan var dedi. Bırakın 650 bin, 200 bin kişi bile yoktu o mitingde. Bu ne demektir biliyor musun? Çünkü o güne kadar hep emekliyi dolduruyordun sen. Ama emekli gelmedi. Bakın, bir de şunu da söyleyeyim. Ankara'nın %70'i memur kesimi. Peki emekliye sen memura verdin 8 bin lira, emekliye vermedin. Peki emekli neden vermedi o zaman? %60'a kazandı. Büyükşehir Belediyesi. Çünkü sana memur hiçbir zaman oy vermedi, vermiyor da. Seni her zaman hep alt kesim veriyor. Sana hep alt kesim bugüne kadar destekledi. Ama bundan sonra da yok, kusura bakmasın kimse. Buraya kadar. Bitmiştir.